Evet. Canlı yapmamız. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üniversite. Üniversitenin ülkemizde belki de en ağır krizini yaşadığı bu dönemde 3 tırnak içinde yaşlı akademisyen, Üstün Bey kızmayın ben de büyüdüm arada. Biz sakin bir sohbet yapmaya karar verdik. Bana bu şeyi hatırlatıyor. Eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde senato ve meclis vardı. Mecliste en önemli şeyler kaynarken senatörlerin görevi, burada tarihçimiz var, senex, yaşlı demek galiba. Hani senatörler böyle sakin sakin durumun ağırlığını sanki görmüyormuşçasına sakin konuşurlardı. Burada bir tarihçi, bir siyaset bilimcisi ve bir matematikçi olarak sakin bir sohbet ümidiyle buluştuk. İlk konularımız İstanbul Hepimizin girişiminin temel uğraşı olan şehirlinin katılım hakları, özerklik, ademi merkeziyet meselesiyle ilgili olacak. Ademi merkeziyetle başlarsak, bu tabii yani devletin hangi işlere karışması gerektiği konusunda belki bir tarihçiyle başlayalım. Tabii çok güzel. Bunları çok geniş bir tarihi perspektiften düşünürsek ve o tecrübeden yararlanmak istiyorsak çok örnek var. Osmanlı toplumunda da, Osmanlı Devleti'nin de müdahale alanı, sonradan despotizm şuydu buydu ne yakıştırılmış olursa olsun, tabii ki sınırlanıyordu. Örfle, adetle, şer'i yasalarla, neyle olursa olsun çeşitli yollarla sınırlanıyordu. Gelibolu Mustafa Ali'nin çok meşhur 16. yüzyıl düşünürü, yazarı, şairi, bürokratı yazdığı bir meşhur paragraf vardır. Onu görüyor muyuz şu anda? Tabii bu kitabı meclislerin kaideleri diyelim. Yani sosyalleşme ortamlarında ne gibi adaba, ne gibi kurallara, kaidelere uyulur tarzında bir kitap. Orada bir paragrafta bilhassa sultanın ve vezirin dahi giremeyeceği, asla karışamayacağı mekanları sayar. Ve o mekanların bir listesini görüyor muyuz? Bu el yazması nüshası eserin. Bunun çok güzel sadeleştirmesi rahmetli Orhan Şahik Gökyay tarafından yıllar önce yayınlandı. İsteyen oradan gidip ulaşabilir. Ayrıca çok eğlenceli bir kitap yani onu da söyleyeyim. Şehirde, kahvehanelerde, hamamlarda, özel meclislerde ne yapılır, ne yapılmaz, kimler ne edepsizlikler yapar onları da güzel yazıyor. Neyse burada üstünde durmak istediğimiz şey bir bir sayar hangi mekanlara dediğim gibi kimselerin, hatta kendisi ekliyor, sultan ve vezir dahi giremez, müdahale edemez diye. Ve saydığı mekanların çoğu insanların ya kendi başlarına ya da eş dost ile birlikte entelektüel faaliyet yaptığı yerler. Bu konuda Osmanlılar değil tabii birçok premodern toplum, modern hayatımızda da aynen üzerinde durduğumuz gibi düşünce hayatını, düşünce aktarımını ve tartışmasını mümkün olduğunca bir özerk alan içinde cereyan etsin istemiş. Çok da güzel bir örneği bu. O zaman sen özerklik der demez, özerklik, özgürlük ve üniversite kavramına geleceğiz ve kamusal alan olarak üniversite. Şu sıralar İstanbul'u bir şantiye gibi yaşıyoruz. Parkların her biri metro girişi haline, tünel girişi haline geçti. Karşıdan karşıya geçmek yer altından yapılıyor. Üst geçitler kalktı, yer altı geçitleri arttı. Ve bir türlü yaya hem zemin olamıyor. Yani yaya alttan geçecek ya üstten. Hem zemin başka bir öncelikte. Ben burada meslek hayatına başladığım zaman ilk seçilmiş rektörümüz olan Üstün Hoca ile Boğaziçi'ndeki bir tecrübemizi paylaşmak ve bu meyanda bir soru sormak istiyorum. Belki farkındayız hepimiz. Bugün Türkiye'de üniversite hakkında herhangi bir haber çıksın, ister ÖSS sonuçları olsun, ister başka bir üniversitede bir sorun olsun, bir bildiğimiz bir fotoğraf çıkar. Yani bunu bütün Türkiye'nin alışık olduğu bir meydan fotoğrafı çıkar. Boğaziçi Üniversitesi'nin meydanıdır bu. Şimdi de görüyoruz galiba.
Boğaziçi, ben Boğaziçi'ne başladığımda 80'lerin sonuydu, 90'ların başıydı. Burası eski gelenekten gelen bir işte futbol sahasıydı. Ve Üstün Ergüder zamanında burası bu meydan haline getirildi ve yıllar sonra kendisine teşekkür için biz bu meydanın adını Üstün Ergüder Meydanı koyduk. Ben hala bunun çok ciddi bir vizyonla yapıldığını düşünüyorum. Onun için Üstün Hoca'ya ne düşündüğünü sormak istiyorum. Vallahi bu kadar sene sonra bu sözleri duymak güzel bir şey. Yani nasıl yapıldı, niçin yapıldı? Ben şeye inanıyorum. Yani üniversitede, mekanlarda öğrenmenin devam edeceğini, fikir alışverişinin devam edeceğini düşünüyorum. Etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversite o demek. Üniversite sınıflarda işte şu kadar... amiyane tabiriyle kilo matematik veya şu kadar kilo tarih falan olayı değil. İnsanların birbirleriyle konuşabilmesi, aykırı fikirler söyleyebilmesi, tartışması ve üniversite sınıf dışında da bu interaksiyonların muayyen mekanlarda devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu saha, yani benim küçüklüğümden beri ben o kampüste büyüdüm. Robert Kolej'de o zaman ve bir çamur bir futbol sahasıydı. Hatırlarım onu. Hatta rahmetli Tosun Terzioğlu meslektaşımız bana hep gösterirdi. Bak bacağımda hala o sahadan kalma taşlar var derdi. Düşün ben orada futbol oynarmış çünkü. Ben futbol oynamadım, basketbol oynardım. Onun için öyle bir tecrübem yoktu sahada. Ama bir gün birisinden şey duydum. Yani burası bir Amerikalı'dan duydum. Biz burayı bir çim saha yapmak istiyoruz. O çim saha içinde herkes oturur, konuşur, yalnız futbol oynamaz falan gibi bir şey. Ve aklıma hep takılmıştır o. Bir güzel olur, şık olur, bir mekan. Yani insanların alışverişte bulunduğu bir mekan diye. Hep böyle kafamda vardı ve fırsat elime geçince de yapayım dedim. Yapalım bu işi dedim. İşte ayrıntısına girmeyeyim. Parası bulundu falan, yapıldı, edildi. Sonradan ben de gözlemledim ki iyi bir olay oldu üniversite için. Üniversitede bir alan, bir insanların birbirlerine konuşabildikleri bir alan yaratıldı. İnsanlar bahar gelince orada ders yapmaya başladı. İşte çocuklar oturup konuşmaya başladı birbirleriyle. Yani bir sürü faaliyet orada yürürlüğe girmeye başladı. Fakat bir anımı anlatmak istiyorum o konuyla ilgili. Ben çok heyecanlıydım burayı yapmak için. Ve 92 senesinde rektör olmuştum. Daha ilk günlerde hemen herkese de bunu açıklıyordum. Bir toplantıda veliler vardı. Ne, hangi vesileyle, niçin yapıldı unuttum. Ama bir sürü veli vardı ve öğrenciler vardı. Ve ben bu projemi anlattım. Bir veli kalktı dedi ki, şu rektöre bak ya dedi, çayırla uğraşıyor dedi. Halbuki benim çocuğum okuldan atılıyor dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bu tezat da görebiliyorsunuz. Yani üniversite yalnız o derste aldığında okulda kalmak etme meselesi değil. Maalesef o çayır bence o çok önemliydi. Bu üniversitenin sembolü olarak. Neyse burada durayım istiyorsan. Hayır, burada efendim? Çayırdan bir yere gidebiliriz zannediyorum. Çünkü birkaç tabir kullandınız yeri anlatmak için. Alan dediniz, meydan dediniz, alışveriş için bir mekan dediniz. Onu hemen AVM değil, isterim. Onu hemen yanlış çünkü. Fikir alışverişinden bahsediyorum. Onu hemen bir düzeltelim. Evet. Bizim alışveriş mekanı dediğimiz şey AVM hiç değil. Ve hatta işte bu üniversitenin, bizim üniversitenin bu meydanı. Belki meydan hakkında Cemal de bir şey söyleyecektir. Exchange of ideas anlamında. Evet, fikir değiştirdiğimiz yer açısından. Fikir alışverişi ve tartışılan ortam. Yani buna da bir tarihçi olarak meydan kavramına belki söyleyeceğim bir şey. Evet, bilhassa son yıllarda belki başkalarının da dikkatini çekmiştir. Türkiye ve etrafında sadece Balkanlarda ve İslam dünyasında değil aslında Doğu Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya yayılacak şekilde bir sosyal hareketlilik var. Sovyetler dünyası yıkıldıktan sonra işte Arap Baharı'yla öteki coğrafyada filan. Cereyan eden halk hareketlerinin büyük çoğunluğunun yer aldığı
mekanlara meydan deniyor. O dillerde de yani Hindistan'dan Orta Avrupa'ya kadar bu meydan kelimesi hem bir soyutlama olarak hani ne bileyim meydan okumak ya da meydana çık bakalım dediğimizde somut meydanı kastetmiyoruz illa. Hem bir soyutlama olarak hem de gerçek somut bir mekan olarak ki zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yaratılanı da iki bağlamda düşünebiliriz. Çocuklar oradan o meydan havasını alıp eve de icabında o fikir alışverişini taşıyabiliyor. Ertesi gün sınıfa getirebiliyor. İlla orada bulunulan bir şey değil, orada kazanılan bir şey. Bu anlamda meydan çok köklü, çok eski, önemli bir siyasi fenomen ve bu siyasi derken kamusal hayatı kastediyorum, parti siyasetini kastetmiyorum. Yani insanların fikir tartıştığı yerler. Üniversitelerin fikirlerin üretildiği, oluşturulduğu, aktarıldığı yerler olarak bu meydan havasını tanıması, yaşaması çok önemli bir şey. Ayrıca felsefe ve tarih okuru meraklıları, bizi dinleyenler muhakkak bilecektir. Habermas'ın dünya tarihçiliğinde ve genel olarak yani düşünce hayatında büyük rol oynayan bir çalışması var. Kamusal alanların yapısal dönüşümü diye. Burada kamusal alan bir soyutlama ama yine somut mekanlardan bahseder. Salonlar, edebiyat salonları yani, kahvehaneler ki çok batı merkezli olduğu için kahvehanelerin aslında Osmanlı dünyasından oraya gittin de farkında değildir maalesef. Olsa bile önemsemez. Ve meydanlar. Yani modern, zengin, olduğu kadarıyla özgürlükleri yaşayan bir toplumu bu hale getiren unsurların o yapısal dönüşümün başında gelen belki de meydan ve meydan gibi bir takım kamusal mekanların varlığıdır. Evet, buradan tabii ister istemez insan bizde İstanbul şehrine tekrar dönersek, yani Taksim Meydanı ve Gezi'yi düşünmek de belki üniversite ilişkisine direkt bana bağlantılı gibi geliyor. Belki Üstün Hoca'ya şunu sormak isterim bununla ilgili olarak. Evet, bir meydanın mesela tekrar tasarlanması değil mi? Mesela Taksim Yayalaştırma Projesi'nin ne kadar aldatıcı bir proje olduğunu tünellerin yapıldığı zaman gördük. Bu tip projeler hazırlanırken belediyede üniversite ilişkileri ne kadar oluyor? Siz mesela rektör olarak belediyeyle ilişkiniz nasıl oldu? Siz 92'de rektör olmuştunuz hatırladım. Kısa zaman sonra 94 yerel seçimleri oldu. Belki anılarınız vardır paylaşacağınız belediyeyle ilgili. Belediyeyle, yani bir üniversitenin belediyeyle çalışması, yakın çalışması bence çok önemli. Çünkü üniversitenin kendi çevresine de katkıda bulunabilir. Ve bulunması gerekir. Oraya bir yeni bir hava getirmesi lazım, bir değişim ajanı olması lazım üniversitenin. Yani yalnız Türkiye'nin meseleleriyle uğraşmak değil, çevreyle uğraşmak ve çevreye katkıda bulunmak bence çok önemliydi ve üniversitenin göreviydi. Ve biz bu vizyonla hep hareket ettik. Onun için mesela üniversitenin, Boğaziçi Üniversitesi'nin konumu çok önemlidir. Bebeğe inerseniz, sorunsuz bir, yani tarihinde pek değiştirmediği, zamanın pek değiştirmediği bir mekandır. Ama yukarısı Hisarüstü girişi çok farklıdır. Çok hızlı bir şehirleşmeye sahne olmuştur orası. Ben Robert Kolej'de öğrenci olarak okurken orası dağ dere tepeydi. Hatta biz okuldan kaçar, oraya aşıklar gelirdi, onları seyretmeye giderdik. O kadar dağ dere tepeydi orası. Fakat sonra büyüdü, Etiler ortaya çıktı, Hisarüstü çıktı, Uçak Savar çıktı, orası gece kondulaştı ve büyüdü ve bir yani pek de beğenmediğimiz bir alan haline geldi şehircilik açısından. Trafik sıkıştı, gece kondular, işte üniversitenin kapısında gece köfte satanlar
filan böyle bizim öğrencimizin pek muhatap olmasını istemediğimiz bir ortamda ortaya çıkmaya başladı. Bunun için ben belediyeyle yakın çalışmak ihtiyacını hissettim. 94'ten evvel de çeşitli vesilelerle belediye başkanlarıyla konuştuk, derdimizi anlattık. Ama 94'ten sonra Tayyip Erdoğan'ı ben ziyaret ettim. Bugünkü Cumhurbaşkanı, o zaman belediye başkanıydı. Ziyaret edip kendisine bu sorunları anlattım. Hatta o kadar samimi anlatmaya çalıştım ki kendisine dedim ki ben tamamen iş yapmaya yönelik bir rektörüm. Çevreyi değiştirmek istiyorum. Size ihtiyacım var. Gelin üniversiteyi ziyaret edin. Sorunları yerinde göstereyim. Ve geldi de, ziyaret de etti. Ve samimi olduğumu da göstermek için hiçbir ideolojik tarafım da yoktur dedim. Tamamen iş yapmaya yönelik bir şekilde çalışıyorum dedim. Ve geldi, sağ olsun o zaman bir takım sorunlar vardı. Mesela üniversitenin korumasında olan bir alan vardır. Betül sen bilirsin, Cemal Bey de bilir tahmin ediyorum. O da sizin, o da aynı kampüs. Nafi Baba Tekkesi. Nafi Baba Tekkesi'nin evet. Orası falan. Orayı böyle zaman zaman Mezarlıklar Müdürlüğü yıkıp burayı mezarlık yapmak istiyorlardı. Evet. Bunları anlattım kendisine falan ve onları kesti, durdurdu. Bu alanı biz koruyoruz. Buranın korunmasında kalması lazım. Çocukların nefes alacağı bir alandır. Üniversitenin koruması olduğu için. Bu nefes alınması çok önemlidir. Şehir için de önemlidir. Meydanın trafik düzenlemesi falan bunları yaptı kendisi evet, o zaman. O zaman aslında demek ki nefes alma konusunda bir gerileme yaşadık. Çünkü mesela bugün belediyemiz şöyle bir şey diyebiliyor. Üsküdar'da metroda inen vatandaş yeryüzüne hiç çıkmaya ihtiyaç duymadan Kabataş'a gidebilecek. Yani nefes ihtiyacımız artık yer altında devam edecek anlaşılan. Yani demek ki nefes konusunda, hatta siz bunu derken aklıma bir şey daha geldi nefes konusunda. 94'te hatırlarsınız hepiniz, İstanbul son derece kirli bir yerdi. Nefes alınmıyordu. Benim o zaman iki tane ufak çocuğum var. Pencere açamıyorduk yani bebek hava alsın diye. Sonra çok güzel temizlendi. Doğalgaz geldi. Bu çok büyük bir projedir. Yani İstanbul'da nefes alınmasını sağlanmış bir belediye. Şimdi bugün tekrar İstanbul'un kirlenmesini yaşıyoruz. Belki bu konuyu bence bir aslında bu nefes alma hakkı ve nefesle ilgili üniversitenin de yaşadıklarında ben bir paralel kuruyorum. Demin Üstün Hoca Tosun Terzioğlu'dan bahsettiniz. Bugün 13 Mart ve Tosun Terzioğlu benim en saydığım matematikçi büyüklerimden biridir. Ve onun yaş günü ve kendisini tam bir sene evvel kaybettik. Ve ben Tosun Hoca'nın da sizin gibi çok vizyonu olduğunu düşündüğüm bir insandı. Ve Karaköy'de Sabancı Üniversitesi'nin iletişim merkezini kurmuştu. Daha üniversite ilk açıldığında hepimiz oraya gittik, epeyce de konuştuk. Orada STK'ların buluştuğu bir yer yaptı. Ve orada mesela Türk Matematik Derneği beni ilgilendirdiği için ama İstanbul Politikalar Merkezi, eğitim reformu girişimi hepsi oradaydı. TESEV oradaydı, TÜSEV oradaydı. Daha benim yakın olmadığım başka STK'lar da oradaydı. Yani üniversitenin STK ile ilişkisini çok güzel görmüş ve çok merkezi bir yere yani şehir içine bunların birlikte yaşamasını sağlamıştı. Mesela Üstün Hoca hatırlar, Türk Matematik Derneği'nin eğitim reformu girişimiyle birlikte pek çok beyanatı olmuştur. Hatta eğitim reformu girişiminin o zaman talim terbiyeden insanlar gelirdi, katılırdı ve biz hep beraber toplantılar yapıp müfredatı konuşurduk. Yani müfredat eski güzel günlerdi onlar. Eski şimdi güzel günleri olarak. Belki eski güzel günlerde siz o zaman ERG olarak, eğitim reform girişimi olarak görüşürdünüz talim terbiyeli. Ben de birçok toplantıda bulundum biliyorum. Bugün de görüşebiliyor musunuz aynı şekilde? Yani bu aldığımız temiz havanın devamı gibi. Hani bugün de öyle mi? Kapılar bugün pek görüşemiyoruz. Hala. Değil. Görüşemiyoruz. Değil. Kapılar o kadar açık değil. Neden kapandı acaba bu kapılar? Bu pizza ile ilgili de bir sorununuz oldu galiba. Bizim yani Eregen'in yapmaya çalıştığı bir şey, şu, verilere dayanarak, yansız analizlere dayanarak, yani insanların veriler etrafında yaptığı tartışmalara dayanarak bir takım önerilerde bulunmak. Bunlar kabul edilir, edilmez.
politika önerilerinde bulunmak. Ama bu bile fazla gelmeye başladı bu dönemde diye düşünüyorum ve buna üzülüyorum çok. Çünkü burada herkes, yani en azından bizim bulunduğumuz yerde şey yapmaya çalışıyoruz. Neydi? Yani tartışarak, konuşarak, neymiş bu diyerek, yani neymiş bu, nedir, bilgi nedir, ne var, bize ne doğruyu gösteriyor deyip buna böyle gayet açık bir kafayla bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bundan, yani bu zaman zaman hıyanetle bile eşdeğer tutulmaya başlandı. Bu beni rahatsız ediyor çok. Belki... Ve Tosun'un, yani bir de şunu söyleyeyim. Yani rahmetli Tosun'un vizyoner, çok vizyoner bir rektördü o da. Ve üniversiteyle, yani bilim dünyasıyla sivil toplum arasında ve devlet arasında köprü kurmaya çalışan bir takım yapıları biz Tosun'la konuşa konuşa geliştirdik. İstanbul Politikalar Merkezi öyledir. ERG öyledir. Ve bunların hepsi friendly kritik dediğimiz, yani dostça eleştiren kuruluşlardır. Yapıcı eleştiri. Kimseyle kavgası olmayan, ideolojik bağlı takıntıları olmayan. Ama toplumun ve ülkenin düşün hayatına katkıda bulunmaya çalışan. Hatta şeye think and do tank, düşün ve yap diyorduk ERG'ye. Düşün ve yapan bir şey, evet, bir kuruluş. Eğitim reformu girişimi gibi bir de üniversitenin yine STK'lar ve odalarla ilişkilerine de belki bir ek yapabiliriz burada. Cemal Hoca aslında işte dünyanın en önemli üniversitelerinden birinde bir Osmanlı tarihçisi, Harvard Üniversitesi'nde hoca. Ama Türkiye ile o kadar yakından ilgili ve Türkiye'ye o kadar katan bir insan ki ben her zaman buna hayranım. Birçok kurulu, birçok STK çalışmasını çoğu zaman bizdeki üniversite hocalarından daha iyi takip eder. Burada belki... Tarih Vakfı olsun, koruma kurulları olsun söyleyecek bir şeyin var mı Cemal? Belki Harvard tecrübeni de eklemek istersin. Evet. Ben daha çok şehircilik, şehirde olan biten ve onunla ilintili çevre konuları bağlamında STK'larla çalıştım. Genel ortamı da izlemeye çalışıyorum. Çok bir kere çok değerli insanlar var. Yani ömrünü bu işe vakfeden ya da ömrünün İşte ekmek kazanmaktan kalan bütün kısmını bu işe vakfeden pırıl pırıl insanlar var. Onlarla bir üniversite camiasının birlikte çalışmaması bence bir kayıp. Çünkü üniversitede geleceğe yönelik, yani çevre problemleri Türkiye'de daha doğru düz konuşulmazken Boğaziçi Üniversitesi bir çevre mühendisliği ihdas etti. Yanlış hatırlamıyorum. Doğrudur. Yani çok önemlidir çevre mi? Konular nerede çalışılacak bir kere? Hani STK'yı falan bir yana bırakalım. Çevreydi, nefes alacağımız havaydı, şurada sözünü ettiğimiz konuların kamu yararına olacak şekilde çalışılacağı en önemli mekanlardan biri diyeyim ama herhalde en önemli mekan, yer, ortam üniversitedir. Ve üniversiteler bunu yapmaya gayret ediyor. Ve Türkiye'de çoğumuzu çok üzen bir durum var. Yani Türkiye'de bir yandan bazen şikayet ediyoruz. Bizzat üniversiteli meslektaşlarım Türkiye'nin her üniversitesine, kamu, özel, Anadolu, İstanbul, üniversitelerde bazı konularda standartlar çok düşüyor diye şikayet ediyorlar. Bir yandan dünya çapında bir sürü, bir nice pırıl pırıl insan da yetişiyor. Biliyoruz hepimiz gidiyorlar, gidiyorlar filan. Bu yağ ve baldan neden bir türlü helva olmuyor sorusu tabii herkesin kafasından geçiyor. Şimdi şehirciliğe dönersek, şehircilik konusunda ehliyetli ve liyakatli insanlar uzun bir süredir bu işlere dahil edilmiyor. Türkiye'nin kendine has siyasi, aslında bir tek partiye de bağlanamayacak. Bunu da söylemek zorundayım çünkü değişik belediyelerde de buna benzer bir hava esiyor. Ama tabii ki büyük çoğunluğu 10-15 senedir bilhassa AKP etrafına dönüyor. Olabilir. Yani mesele şu, ehliyet ve liyakattan önde işte bir yerden olmanın geldiği
ki bu insani bir zaaf hep vardır. Bunu giderek artan bir şiddetle yaşıyoruz ve şehircilik konusunda, korumacılık konusunda ya var olan bence fena da çalışmayan kurullar sistemi alt üst edildi. O kurulların birçoğunun zaten hükmü pek kalmadı. Ama ayrıca bu kurullar bir yana restorasyonuyla, korumasıyla şehrin canı gönülden uğraşacak ve dünya çapında tanınırlığı olan meslektaşlarımız Zeynep Ahunbayhan'ın başta gelir. Evet, ben de tamam. Ne zamandır dışında bırakılıyor. Şimdi ben bir eski tabirle söyleyeyim bunu. Ehli rey ve tedbire düşen şey insanları ehliyet ve liyakatına göre seçip fikirleri ne olursa olsun oradaki değeri kamuya kazandırmaktır. Bunu yapamıyorsanız zaten idareci olmaya soyunmayın demek geliyor içimden. Evet, çok hak veriyorum. Bu koruma kurullarıyla ilgili inişi zaten adım adım izledik. İster Taksim konusunda olsun, ister İstanbul'un bu bölgeleri, birinci, ikinci, üçüncü Boğazlar hepsinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden ne kadar genç tanıdım bu vesileyle, ne kadar parlak şehir plancıları, ne kadar tecrübeli hocalar tanıdım ve hepsi tasfiye olmuş durumda. Bu da İstanbul'un acıklı bir şekilde bir düşünülmeden inşaat yapılan bir şantiye olmasına yol açtı. Evet. Yani üniversite belediye ilişkisinin kopması, katılımın da bu vesileyle kaldırılmış olması buralara getirdi. Şimdi biraz daha hafif İstanbul şöyle bir yere gidebilir miyim? Ne olsa tabii matematikçi olduğum için hep kafam bu evrensel değerlerle şey halinde fikri sabit. Hangi değerler nasıl evrensel olmuş? Evrensel değerler hangileridir? Şimdi son zamanlarda çok can sıkıcı bulduğum bir yaklaşım var. Evrensel olmuş pek çok değeri Batı mührü konuluyor ve bu batılıdır deyip atılıyor. Şimdi mesela matematik belki de en evrensel diyeceğimiz değerleri üretmiştir. Matematiğin gelişimi bütün dünyanın, yani bunları anlatmayacağım tabii ki, ama gelişimi ama belli bir aksiyomatizasyonu ve yani altyapı çalışmasının ciddi bir kısmı Batı'da yapılmıştır. Ve bugün matematik dünyanın her yerinde bir evrensel değerdir. Ama Çin'de mesela 50 milyon piyanist var değil mi? Onlar Beethoven dinledikleri zaman bu bir Batı mührü müdür? Yahut biz pazar günlerini tatil olmasını bugünün dünyasında bir kilise günü olarak mı görüyoruz, yoksa Batı'da bile pazar günü artık bir evrensel tatil günü müdür? Yani bu tip Batı mührü ve Doğu mührü hikayesini bilhassa Cemal sana sormak istiyorum. Tabii senin şey konun bu. Yani çok kolay değil mi? Böyle dünyaca kabul edilmiş, hukukta olsun, insan haklarında olsun, şehircilik ve gelişme konusunda olsun, evrenselleşmiş her şeye bu Batı deyip kötülemek çok kolaycılık değil mi? Elbette, yani çok ağır sohbetlere götürecek çok derin bir konu. Ben hafif tarafından şöyle bir alırsam, futboldan gireyim bu şeyse. Mesela bu işte Batı, Batı karşıtlığı, anti-Batı vesaire bu söylem içinde hiç ele alınmayan bir şey var. Mesela UEFA'dan çıkalım diye kimseden ben duymadım. Yani Galatasaray ya da Kayserispor, Fenerbahçe bunların hem kendi maçları hem yetiştirdiği çocuklar Barcelona'da oynasın diye düşünülüyor. Neden Pahtakor'da oynasın diye düşünülmüyor. Pahtakor Özbekistan'ın taş gibi takımı. Pamuk işçileri demek. Pamuk işçilerinin zamanında kurduğu takım. Ya da neden biz Asya'da mücadele etmiyoruz? Çok daha üst sıralara da geliriz belki. Neden? Şöyle batıcılıktan dolayı değil. Yani burada bir ciddiyet lazım şimdi geçeyim. Yani kara kaşı, kara gözü ya da sarışın oldukları için değil, kendimize yakıştırdığımız bazı standartları, bazı çıtaları, eşikleri orada bulduğumuz için bir takım şeylere özeniyoruz. Bu tarihin getirdiği şartlardan dolayı büyük çapta batıdan olmuş olabilir bir noktada. Ama tabii ki evrensel değerler olarak gördüğümüz için aslında bunlara özeniyoruz. Yani futbol sonuç olarak öyle bir şey ki
her hafta belki bir kere, belki en az bir kere, belki iki kere sınanıyorsunuz. Yani bir şeyi kimin iyi yapıp yapmadığı konusunda muğlaklık ve müphemliğe çok yer olan bir şey değil. Sürekli rekabet var. Ve sürekli o rekabette sonuna diyemiyorsun ki hava şartlarından oldu, hakemden oldu, bilmem ne, bir kere dersin, iki kere dersin. İyi ile kötüyü tefrik etmek mümkün. İyiye bakınca da ha biz buna benzemeye çalışalım demek ne taklitçiliktir ne de kör bir batı hayranlığıdır. Mesele orada dediğim gibi biz kendimize yakıştırdığımız bir takım standartları kendi hayatımızda görmek istiyorsak demokratik kurumlar ve haklar bahsinde de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İstiyorsak o onun için yaparız yoksa Brüksel'li gibi olmak için değil falan diye devam ederim. Ama şimdi yeter herhalde burada durabilirim. Zaten yani ben hep düşünmüşümdür bizde batılılaşma diye. Batılılaşmayı biz zaman zaman işte Mercedes kullanmak, şöyle giyinmek, böyle etmek diye algılarız. Halbuki bir kafa yapısıdır. Bir yani çok farklı bir şeydir. Ve o tarafını biz kaçırıyoruz bunun. Ve bence ülke hep böyle bir şeyler içinde yaşıyor, bir ikilemler içinde yaşıyor. Love and hate, yani evet. Sevmek ve nefret etmek. Yani bir taraftan ben bunu yapamadım, ben yapmadım, etmedim. Onun için nefret ediyorsun ama bir taraftan da öykünüyorsun. Mesela ben hep şaşırmışımdır. Konuşurum ailelerle, çocuklarını yurt dışına göndermek isteyenler, batıya göndermek istiyor. Nereye göndermek istiyor ki? Başka bir yere göndermek istemiyor. Ama o ailelerde iki dakika sonra bir siyaset konuştuğun zaman işte Batı bize şunu yaptı, bunu etti falan diye eleştiriyorlar. Ben en şaşırdığım şeylerden bir tanesi ki rahmetli Abdullah Kur'an'la Boğaziçi'nin Boğaziçi olduktan sonra ilk rektörüdür. Abdullah Bey'in bana anlattığı bir şeyi burada nakledeyim. Dedi ki bütçe komisyonuna gittik Ankara'ya. Bu 70'li yıllarda oluyor. Bir milliyetçi bir milletvekili bütçede Boğaziçi'ni eleştiriyor. İşte batıcı olmakla eleştiriyor, İngilizce eğitimi yapmakla eleştiriyor yani. Ve Abdullah Bey biraz sinirleniyor ve morali bozuluyor. Ama arada çıkıp koridorda bir kahve çay içilirken aynı milletvekili gelip kendisine çocuğunu nasıl Boğaziçi'ne sokabileceğini soruyor. Abdullah Bey de diyor ki bu ne periz ne lahana turşusu. O da diyor ki sen onu bırak o politika diyor. Benim çocuk hayatı gerekti. Bu çok güzel. Bu Abdullah Bey'in anekdotudur. Yani, kendisini hürmetle, sevgiyle anıyorum. Rahmetle çok hoş anıyorum. Oldu tabii. Cemal için de Abdullah Hoca'yı anmak güzel oldu. Evet. Hem Tosun Bey'i hem onu da söyleyemedim. Evet, hem Abdullah Bey'i rahmetle anıyorum. Aslında birden siyasetle üniversite ilişkisine bir şey daha getirdiniz. Orada bir şey daha belki bir değinmek isteriz. Yani üniversitenin işi sizin bir lafınız var ben hatırlıyorum. Üniversite şeytanın avukatıdır diye bir laf kullanırsınız. Evet. Şimdi üniversite iktidarların istediğine göre makbul vatandaş yetiştirmek gibi bir vazifesi olmadığını biliyoruz. Yok öyle bir vazifesi. Yok. Ben Boğaziçi'ne tekrar söylüyorum sizinle başladığımızda. Yani başörtü mücadelesini biz bir özgürlük mücadelesi olarak verdik. Bugün başka bir mağduriyet varsa aynı şekilde onu da bir özgürlük mücadelesi olarak veririz. Değil mi? Siz bu makbul vatandaş yetiştirme projelerine nasıl bakıyorsunuz? Vallahi üniversitenin makbul vatandaş yetiştirme diye bir şeyi ama makbul vatandaşı nasıl tanımladığınıza bağlı. Benim için hele bu devirde makbul vatandaş sloganlara itiraz edebilen, sorgu sorabilen, şeytanın avukatı gibi düşünebilen insandır. Makbul vatandaş odur benim için. Bu vatandaşlık görevinin en önemli parçasıdır. Ben üniversiteyi şöyle düşünürüm hep, üniversite özelliğini de şöyle düşünürüm. Kendimden örnek vereyim. Bazen yattığım zaman gece insanın kafası çalışır, uykusu kaçar. Bazen öyle şeyler düşünürsün ki aykırı şeyler. Kalktığın zaman da utanırsın. Bu ailenle de olabilir, etrafınla da olabilir, bir sürü şeyle olabilir. Üniversite onu yapabilmeli. Çünkü ancak böyle doğrunun peşinde biz koşabiliriz. Ancak böyle biz yeniyi keşfedebiliriz. Yani bir yukarıdan emirle
veya şunu okutacaksın, bunu edeceksin de bu gelişmez. Onun için üniversitelerin hem kurumsal özellik son derece önemli ki üniversite kurum olarak kendi inovasyonunu yapabilmeli. Hı hı. Mesela gene dönüp dolaşıp Tosuna ve Sabancı Üniversitesi'ne geri geleceğim. Yani tutup orada ben o seneler ne kadar uğraştığını üniversite arası kurulda kabul edilen şablondan ayrı bir şablondan o şablon kazandırmaya çalıştığını üniversitenin çok iyi hatırlıyorum. Ve öyle de olmalı. Ve bir sürü bunu yalnız devlet, YÖK falan değil. Başka rektörler de itiraz ediyordu. Niye aykırı oluyorlar? Niye bizim gibi olmuyorlar? Ya bırakın başka şey olsunlar, farklı olsunlar. Bir farklılığın önemli olduğunu bu toplum öğrensin. İki, belki de farklı bir şey yapar. Çok iyi bir şey olur. Hep başkaları da onu taklit edebilir. Veya peşinden gidebilir. Veya bu olmamış der, başka bir şey yapar. Yani üniversitenin hep bu tür deneylere açık olabilmesi lazım. Bu yalnız öğretim üyesinin akademik özgürlüğüyle ilgili değil. Kurumun da özelliği çok önemli. Kurum deney yapabilmeli. Kurum yeniyi keşfedebilmeli. Kurum interdisipliner çalışmaları mesela keşfedebilmeli. Ona göre örgütlenebilmeli. Ama ister istemez şöyle bir şey. Neyse bunları bana konuşturuyorsun. Sinirli bir şey oluyor. Doluyum o konuda çünkü. Üstün Bey ilk rektör olduğu zaman ben o zaman daha gençtim ama bir ufak bir tartışmamız olmuştu. Aynı fikirde değildim. Ertesi hafta beni stratejik plan komisyonuna koydu ceza olarak. Madem i̇şte aynı fikirde değiliz. İşte onu diyor. Ödüllendirme olarak koydu. Yani çünkü aynı fikirde olmayınca nasıl birlikte olduğumuzla. Aslında epey sohbet edebiliriz ama karşımda saat duruyor. Belki bir daha kavramsal şeyleri konuşabiliriz. Mesela benim çok tartışmak istediğim bir konu var. Bir daha ya belki başka bir şey. Kavramsal konuşurken Cemal'i çağırırsam beni çağırma. Ben korkarım. Yok, daha epi konumuz var mesela. İşte bu evrensel değerlerden tanım nedir gibi konulara girmek istemiştik hatırlarsınız. Bunları konuşuruz ama ben İstanbul Hepimizin girişiminden size hediyelerimiz var. Güzel. Çünkü İstanbul bir yandan hepimizin dedik ama kurulduğumuzdan beri ve bütün gelişimleri seyredince de arada sırada hepimizin olmayacağı gibi hiçbirimize de kalmayacak korkusuna kapıldığımız için bir fotoğraf yarışması yapmıştık. Sana kalırdı, bize kalır mı? Bana da kalmayacak. ve İstanbul hiçbirimizin diye bir fotoğraf yarışması yaptık. Çok ve gençten yaşlıya her güzel. İstanbullu İstanbul'da neyi kaybetmek istemediğinin fotoğrafını çekti. Ve çok güzel bir jüriyle çok hoş güzel bir şey çıktı. İstanbul hiçbirimizin diye. Umarım üniversitede hepimizin kalır. Üniversite hiçbirimizin olmaya gittiği bu günlerde üniversitenin de hepimizin olmasını, şehrin de hepimizin kalmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz hepinize. Teşekkürler.